Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceylan. Bugün Age of History Yunanistan serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde Yunanistan olarak Fransa ile savaştık, Rusya ile savaştık. Kimlerle kimlerle savaştık abi? Gücümüzün yettiğince Türkiye kardeşimizi korumak adına gereken her şeyi yaptık. Ama artık zamanı geldi. Artık savaş açmamızın, Türkiye ile savaşmamızın zamanı geldi abi. Artık Helen Türk Konfederasyonu'nun kurulmasının zamanı geldi. Ve bunun için artık Türkiye'ye savaş açıyoruz. Ve Türkiye'yi topraklarımıza katacağız. Plan bu. Plan basit abi. Ama bu planı gerçekleştirebilir miyiz? Türkiye'yi yenebilir miyiz? Bilmiyorum. Çünkü Türkiye'nin gücü var hala. Hala var. Hala var. Ve kimle savaşta? Şu an sadece benimle savaşta. Güzel. Bakalım bunları yapmaya çalışacağız. Dostlar, hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videoya beğeni ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Bunları söylemeyi unutmayalım. Artık Helen Türk Konfederasyonu'nu kurup ben de güçlü bir devlet olmak istiyorum hocam. Artık biz de güçlü bir devlet olmak istiyoruz. Çünkü Fransızlar, Almanlar, Ruslar, Hintler sürekli bizim sınırlarımızı taciz ediyor. Sürekli buralarda bir şeyler yapıyorlar. Ve biz buna engel olacak gücü bulamıyoruz abi. Fransızları her ne kadar geçen bölüm, Rusları da her ne kadar geçen bölüm yenmiş olsak da yine kaybeden taraf olduk. Toprak kaybettik. Ve bu topraklar Rusların eline geçti. Sıcak denizlere indiler. Suriye'yi aldılar. Ve bu politikalarına karşı gücümüz yetmedi hocam. Ayrı olduğumuz için gücümüz yetmedi ama artık bir bütün olmamız gerek. Ve artık bu devletlere birlikte karşı gelmemiz gerek diye düşünüyorum. Ve bunun ilk hedefi olarak Türkiye ile birleşmek için böyle bir operasyona başladık bakalım. Şu anda gayet işler güzel gidiyor. Eğer tamamını alırsak çok iyi olacak. Barış anlaşmasında tamamını alır mıyız bilmiyorum ama tamamını alırsak vallahi çok iyi olacak abi. 7400 de buraya yolla. Sen de şöyle. İran'dan toprak aldı biraz Türkiye. O toprakları istemiyorum ben. Ama Helen Türk Konfederasyonu için Türkiye'nin tüm topraklarını almam gerek gibi gözüküyor. Sonuçta birleşeceğiz abi, biz birleşeceğimiz için onu da toprakların hepsini almam gerek. Değil mi? Sonuçta Helen Türk Konfederasyonu varsa Türkiye'de ayrı bir devlet olamaz yani. Bu yüzden İran'daki topraklarını da alacağız ve ardından Azerbaycan'ı falan da almayı düşünüyorum bu konfederasyona. Onlar da dahil olmalı diye düşünüyorum. Ve ardından Rusya'ya falan savaş açacağız. Fransızları falan bu topraklardan atmak için. Ya Fransızlar aslında bizim topraklarımıza girmedi ama İtalyan topraklarından, bizim hak iddia ettiğimiz topraklardan atmak için onları da eylemlerimize başlayacağız. 50 bin kişilik ordu Kıbrıs'ı almak için gitsin bakalım. Ordu Kıbrıs'ı almaya gidecek. O seyahat ederken biz de buraları halletmeye çalışalım hocam hemen. 7 bin buraya, sen de şuraya git. Şuradan da biraz basacağımız asker ile buraya kaçmasını engellemiş oluruz. Güzel gidiyor savaş. Başarılıyız abi. Vallahi güzel gidiyor. Umarım kazanabiliriz sıkıntısız. Denizde bir ordu kestik. Karma yiyecektik galiba kesin. Ve güzel bir şekilde engellemiş olduk abi çıkarmayı. Güzel. Hadi bakalım seri beyler, seri ilerleyin. Az bir şey kaldı, az bir şey kaldı. Hallediyoruz. Paramız da kalmadı ya. Paramız olaydı, güzeldi abi. Para da kalmadı artık Ferit'te. Şöyle bir Kıbrıs'ı da alalım. Ve artık onlar da bir bütün olsun abi. Sonuçta onlar da bu pakta, bu konfederasyona dahil olacaklar. Hemen hallediyoruz hocam, az kaldı. Ve artık Ruslardan da intikam almamızın zamanı gelecek bunu yapmamızla birlikte. Hepsini alabildik mi? Şimdi dur, Güney Kıbrıs'ın tamamını aldık. Türkiye'nin tamamını alamadık. Türkiye'nin tamamını alabilmek için ne yapabilirim? Senden askeri erişim alabilirim. Puan yıldız için abi, onları da almam gerek. Yıldız için gerekiyor hocam. Hazır şey yapmışken, buradaki işler bitmişken siz de birleşin, bir bütün olun da bari. Ekonomi fazla sıkıntıya uğramasın. Hadi hocam seri seri. Askeri erişimi aldık mı? Almışız. Hemen burayı da aldık ve bitti. Güzel. Şimdi Atina'ya gidebiliriz. Yeni başkentimiz ama İstanbul olacak. İstanbul'u alacağız. He. Tek savaşta bitmez bu iş diyorsun. Tek savaşta bitmez diyorsun ha. Bitmez diyorsun ha. Tamam hocam, bir savaş daha yaparız.
Şu Kıbrıs'ı bitirelim en azından da. 30 turluk bir ateşkes yapalım abi. 30 turluk bir ateşkes yapalım. Geri kalan ordum nerede? Hemen 30 turun ardından bir daha saldırırız abi. Hemen bir daha saldırırız. Şuraya bir hemen bir ikmal kampı yapalım. İkmal kampı yapalım ki ekonomi sıkıntıya uğramasın fazla. Asimilasyonlar işlemlerini başlat. Ne kadar kaldı abi? %16,6 şu an onun elinde. %1,11 de Kıbrıs'ın elinde. Tamamdır, hepsini alacağız abi. Problem yok. Hepsini alacağız. Hepsini alacağız. Hiç sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok, halledeceğiz. Askerler şimdiden dizilmeye başlayın. 20'şer bin olarak dizeceğim hepinizi. Hepinizi şöyle diziyorum. Buraya 10 bin. Buraya 10 bin. Buraya 5 bin. 5 bin. 5 bin. Ve 5 bin de şuraya çıkarma için gidecek abi. Oradan çıkarma atacağız çünkü. Çıkarma atmamız gerekiyor. Bayağı bir toprak aldık. Asimilasyonları bayağı uğraştırıyor bizi abi. Asimile etmek de zor. Atina'da da hastalık varmış şu anda başkentimizde. Aslında şu an başkentimiz İstanbul olarak varsayabiliriz abi. Askeri erişim alabilir miyim birader senden? Ne kadar veriyorsan ver hocam. Hemen savaş ilanı. Şuraya çıkacaksın sen. Sana da bir savaş ilan edelim de. Sıkıntı olmasın. Hadi bakalım. Olabildiğince hızlı bir şekilde alalım. Artık şu devleti formlayalım abi. Güzel. Bir tur bir bekle. Oradakiler bir tur beklesin. Siz de bekleyin abi. Tamam, Şam'ı aldık istediğimiz gibi. Şimdi tam gücümüzle saldırabiliriz abi. Ordular bir bütün haline geldi. Tam Kıbrıs'ta zaten bir savaş ilan ettik abi. Ondan haberimiz var. Herhalde habersiz savaş ilan edemeyeceğimize göre. Ondan haberimiz var hocam. Güzel. Ordular tam bütün halinde ilerliyor. Şu an gayet iyi. Çok güzel. Şuraya saldır. Sen de hocam. Direkt bölün. Zaten bir şey kalmadı artık. Orada basamaz. İstediklerimizi şu an gayet güzel bir şekilde aldık. Şuraya da tüm ordu birleşir. Tamamdır. Artık anlaşma yapmamızın zamanı geldi. Artık Helen Türk Konfederasyonu'nu formlamamızın zamanı geldi abi. 109 buradan, bir de Kıbrıs toprağı var. Tamamdır. Hocam Atina'ya gidin, asimilasyon işlemleri için ve artık Helen Türk Konfederasyonu'nu formlayabiliriz abi. Nasıl oldu? Bence gayet güzel oldu abi. Vallahi gayet güzel oldu ama Rusya çok güçlü. Biz bu Rusya'ya karşı bir şeyler yapmalıyız abi. Rusya'ya karşı birinin bir şeyler yapması lazım. Hindistan'da da barış yapılmış. Rusya'yla savaşılması gerekiyor abi. O Rusya'yla savaşılması gerekiyor dediğim anda savaştık ama yani. Hocam şaka yaptım biliyor musun? Hiç şakadan anlamıyorsun yani. Hiç şakadan anlamıyorsun hocam yani. Tam savaşılması gerekiyor dedik ama bir sor neden? Bir sor neden? Allah Allah. Kardeşim hemen ciddiye alıyorsun. Ben şakasına dedim onu ya. Şakasına dedim ya. Para da yok elimizde. Buradan bir vasal salacağız abi, yapacak bir şey yok şu an. Yoksa bizi harcar bu. Abi vallahi şakaydı yani. Harbiden hemen ciddiye alıyorsun yani. Bu şeyleri sevmiyorum. Bu huyunu sevmiyorum Rusya abi. Hemen ciddiye alıyorsun bir şeyleri ya. Bir dur hocam. Abi Şam'ı da mı alacaksın? Al abi, Şam da senin olsun, al. Al Şam da senin olsun abi. Abi Azerbaycan'dan... Abi Azerbaycan niye bunu yapıyorsun? Azerbaycan'ın da yaptığı da ayıp abi. Habire Rusya'ya izin veriyor. Habire Rusya'ya izin veriyor. Rusya da seni çok seviyordu kardeşim. Rusya da seni çok seviyordu yani. Yani Azerbaycan cidden büyük ayıp yapıyorsun. Türkiye'ye saldırırken de bunu yapmıştın. Koskoca Rusya gitti Türkiye'ye saldırdı. Sen ona askeri erişim verdin. Dostun Türkiye'yi sattın. Şimdi de gelip bizi satıyorsun abi. Bunun intikamı acı olur, haberin olsun yani. Bu arada Rusya bende ateşkes yapar mı acaba? Şu an için yapmayacağım da topraklarımı kurtaracağım. Kurtardıktan sonra bir ateşkes düşünebiliriz. En azından Suriye operasyonunu bir tamamlayalım ya. Bir Suriye operasyonunu tamamlayalım tüm gücümüzle. Ondan sonrasında belki Rusya ile daha iyi bir anlaşma yapabiliriz. Hocam bir dur, toprakları asimile edelim, ondan sonra savaşalım ya.
Öyle adil değil abi. Öyle adil değil. Azerbaycan da bana savaş ilan etti. Vay Azerbaycan vay. Harbiden vay Azerbaycan vay. Ayıp ediyorsun harbi Azerbaycan. Büyük ayıp ediyorsun yani harbiden. Çok büyük ayıp ediyorsun ya. Kardeşimiz dostumuz diyoruz. Bir birlik olacağız. Konfedere devlet olacağız diyoruz. Sen gelmiş. Bana savaş ilan ediyorsun. Harbiden kalbimi büyük kırdın Azerbaycan yani. Harbiden kalbimi çok çok büyük kırdın. Bakalım. Tamir edebileceğim mi? Yani Rusya işi biter. Ondan sonra yalnız kalırız. Haberin olsun yani. Rusya biter sonra biz bize kalırız yine. Rusya dediğin nedir ki? Rusya'yı yenmekte ne var? Şu an biraz bug kullanıyor gibi olduk ama. Yani bu vasal sınırda vasal salma biraz bug gibi oldu ama. Yapacak bir şey yok çünkü bunu yapmasam cidden asimilasyon da yapamadık. Direkt devlet yıkılırdı abi. Başkentimi aldılar lan. Ya başkentim değil Atina artık. Artık başkent kapitalimiz İstanbul. İstanbul. Aynı şeyler gibi söyledim abi. İngilizler gibi söyledim. İstanbul. Yani o yüzden sıkıntı çok fazla yok. Atina'dan başladılar. Hocam yaptığınız ayıptır hocam. Hocam barış varken savaş ne diye. Biz size neden saldırdık? Biz size saldırdık. Çünkü Türkiye'ye saldırıyordunuz hocam. Yani sebepsiz yere değil. Siz sebepsiz yere Türkiye'ye saldırdınız. Ve şimdi de sebepsiz yere bize saldırıyorsunuz yani. Bunları çözmemiz lazım aramızda iki medeni devlet olarak. Buna bir de dalarta sıçtık bu arada. Abi çok kötü durumumuz ya. Durum çok kötü beyler. Burada toprak kaybettik mi? En azından burada toprak kaybetmedik abi. Öyle düşünebiliriz. Şimdi topraklarımı kurtarıp barış yapmaya çalışacağım. En azından toprak kaybetmedik şu an o taraflarda. Şu an savaş ortada gidiyor. Yani ben Rusları yenmek istemiyorum şu an için. Şu an yenersem kendimi kötü hissederim. Çünkü sınıra vasal koyduk abi. Sınıra vasal koyduk. Şu an Rusları yenersem kendimi kötü hissederim. Bu yüzden sadece Suriye'yi alacağım. Geri kalanlardan bir şey almayacağım abi. Sadece Suriye artı kendi topraklarımı kurtarmış olacağım bu kadar. Ya çünkü Rusları cidden yenersem kötü hissederim hocam. Yapacak bir şey yok ama onu yapmak zorundaydık abi. Bu bizim için bir zorunluluktu. Aksi halde devleti nasıl bir şey diyebileceğim bulamadım. Normalde devlet aliye diyorduk. Devleti Helen Türkiye. Bu isim olmadı. Ama Helen Türk Konfederasyonu güzel isim. Şimdi birader, Şam'la bizim toprakların bir bağlantısını bir sağlayalım. Burayı ver bize kardeşim. Tamamdır. Anlaşma bu şekilde. Şimdi Arnavutluğu da alalım hemen. Hızlıca. Hızlıca Arnavutluğu da alalım. Rusya senle biz aslında dost olabiliriz kardeşim. Bak benim senin topraklarını almak gibi bir planım yok. Sıcak denizlere inmeni saygıyla karşılıyorum diyeceğim de şimdi adamın tüm Akdeniz'deki topraklarını aldım. Akdeniz kıyısındaki tüm topraklarını aldım. Pek inandırıcı olmaz gibi geldi bana. O biraz inandırıcı olmaz evet. Ama biz seninle harbiden dost olabiliriz. Bak, iki dost medeniyet. Onun avrun. Beni niye kimse sevmiyor lan? Aa, Fransa ile dost olabilirmişiz. Tamam Fransa ile bir müttefiklik anlaşması yapalım ya. Fransa kardeşim artık seninle savaşmak istemiyorum. Maalesef şu an yılana sarılmaktan başka bir çaremiz yok abi. Şu an Helen Türk Konfederasyonu olsak da güçlü bir devlet değiliz. Güçlüyüz aslında ama o kadar düşmanla baş edemeyiz abi. Çok düşman var. Çok düşman var abi. Bu kadar çok düşmanla baş edemeyiz. Azerbaycan'ı bir almak istiyorum. Hemen bir Azerbaycan'a bir gidelim. O da konfederasyonumuza katılsın abi. Ben hızlıca. Azerbaycan kardeşim nasılsın? Az önce bizi bayağı sevdiğini söyleyen bir mektup yollamıştın. Biz de hemen karşılığını vereceğiz. Biz de sizi seviyoruz abiciğim. Helen Türk Konfederasyonu'ndan salamlar. Gel abi. Gel 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 gel. Şuraya tüm orduyu yolla. Size salam getirdik İstanbul'dan. Hadi abi. Siz de katılın konfederasyonuna. Sonuçta bir bu sadece Türkiye
Yunan Konfederasyonu değil abi. Helen Türk Konfederasyonu. Tüm Türk halklarını burada görmek istiyoruz. Tüm Türk halklarını görmek istiyoruz. O yüzden bir sıkıntı yok. Siz de katılabilirsiniz. Kazakistan da katılabilir ama Rusya şerefsizi orayı da işgal etmiş. Azerbaycan'ın geri kalan kısmı şu an deniz aşırı oralara gitmek istemiyorum abi. Orada yaşamaya devam edebilirsiniz. Orada yaşamaya devam edersiniz. Devleti feshedin, direkt burada takılın abi. Devleti feshedin, gerek yok oraya. Hemen asimilasyonlarımıza başlayalım. Güzel güzel topraklarımızı asimile edelim. Vallahi konfederasyon güzel oldu. Şuradaki Suriye'deki toprakları alsam daha da güzel olacak ama ya sınırlar harbiden bayağı iyi ya şu an. Bak Suriye'de Suriye'yi salacağım lan. Çok kötü gözüküyor. Bir vasal serbest bırak. Suriye. Suriye'yi salacağım abi. Hatta özgür Suriye olarak salalım. Salacağım. Çok kötü gözüküyor. Şimdi nasıl? Şimdi bence iyi abi. Şimdi bence gayet iyi. Gayet istediğimizi elde ettik diye düşünüyorum ben. Bence iyi oldu şu an. Suriye'ye gerek yok hocam. Orası bizim işimizi bozuyordu. Kötü gösteriyordu. Şimdi ise daha iyi oldu. Şimdi bu toprakları asimile etmemizin zamanı geldi abi. Hemen zaten zamanlıydı da hastalık geldiği için daha iyi asimile edebileceğiz. Hastalığı seviyorum oyunda ya. Oyunda topraklarımı hastalığın vurması benim için çok güzel bir şey. Çünkü topraklarınıza hastalık vurunca asimile etmediğiniz topraklar oluyor bazen. 90'da kalan topraklar oluyor. Onları 100 yapma fırsatı elde ediyorsunuz kolay yoldan. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor abi. Keşke her zaman topraklarımızı alsak olsa, şaka şaka, o kadar da değil. O kadar da değil, o kadar da değil. Bu arada dördüncü kim? Dördüncü Almanya, üçüncü Rusya, ikinci Hindistan. Abi Rusya her zaman yenilir. Bir defa yenilmedi ya ve şu anda da yenilebilecek gibi değil yani. Oğlum bu Rusya niye yenilmedi ya? Hep yeniliyordu bu Rusya. Allah Allah. Neyse aga, şuradaki Kafkas milletlerini de alalım da Türk Helen Konfederasyonu olabilir. Kafkaslarda da sonuçta zamanında Türkler hüküm sürdüğü için burada hak iddiamız var. Burayı da alıyoruz abi o yüzden. Sınırlarımın güzel gözükmesi için abi. Orada kötü gösteriyordu sınırlarımızı. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi daha iyi oldu hocam. Bu üçüne savaş ilan edince bak şimdi sınırlara bir bak. Diyeceksin ki uf diyeceksin, mükemmel, bu ne diyeceksin. Müttefiklerini çağırdılar bu arada ama artık o devletler yaşamıyor hocam. Artık o devletler yaşamıyor. Üzgünüm. Hayal kırıklığı olmuş olabilir sizin için ama şimdi bak, of çok güzel oldu be, harbi güzel oldu. Evet, bir de İran bize savaş ilan etti. Bir sen eksiktin İran. Ama onların Rusya'da savaş ilan etmiş. Ah. Evet. Rusya. Şimdi biz bu Rusya'yı neye yeneriz ama, değil mi? Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bu savaşta beni baş başa bırakın abi. Nasıl bir savaş ya?